Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Malar ben. Bugün sizin de merakla beklediğiniz telefonların şimdi ilk önce Nokia 3'ün kutusunu açacağız. Daha sonra Nokia 5'in kutusunu açacağız. Hem 3 burada hem 5 burada. Daha sonra Nokia 6'nın kutu açılışını yapacağız ve bunların detaylı incelemelerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nokia biliyorsunuz enteresan bir şekilde ya uzun zaman evvel Windows Phone işlem sistemini seçerek aslında bu noktada ilerleme kaydetmeye çalışmıştı. Nokia'yı bu noktada ciddi anlamda eleştirdik ama şunu söylemekte fayda görüyorum. Nokia o dönemde aslında kendi içindeki o pazarlama stratejisiyle çok da kötü bir strateji benimsememişti. Yani Nokia demişti ki Samsung, işte Sony, LG gibi markalar Android tarafında liderken, Apple iOS tarafında liderken, o dönemde biliyorsunuz BlackBerry zaten kendi işlem sistemi BlackBerry OS kullanıyordu ve BlackBerry kendi işlem sistemi kullanırken ben de kendi ekosistemimi, yani Windows Phone işlem sistemine devam edeyim demişti. Fakat burada yaptığı hatalardan bir tanesi kendi o ekosistemde kalmıştı. Çünkü biliyorsunuz Samsung, o dönemde Samsung, HTC gibi markalar Windows Phone telefonları üretmişlerdi. Hatta Samsung kendi işlem sistemine sahip telefonları da üretebilmişti. Fakat Nokia sadece ve sadece Windows Phone tarafında telefon üretmeye endekslenerek yanlış bir stratejiydi. Kesinlikle yanlış bir stratejiydi. Mesela ben o dönemde Nokia 1020 modeli, ki çok severek kullandığım bir modeldi. Nokia'nın 1020 modeli eğer Android ekosisteminde olmuş olsaydı bence büyük satış rakamlarına ulaşabilirdi. Şimdi dilerseniz Nokia 3'ün kutusunu açalım ama her zaman olduğu gibi baştan bir teknik özelliklere size bahsetmek istiyorum. Evet, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 Android ekosisteminde orta segment telefonlar ve gerçekten de bu bağlamda hani daha evvel Asus'un Zenfone serisinde 4, 5, 6 serisindeki gerçekten de ciddi anlamda o pazarı domine etmeye aday telefonlar. Şimdi Nokia 3'ün 5 inç ekranı var arkadaşlar. Bu 5 inç ekran tabii ki 720p çözünürlüğünde, 1280x720p çözünürlüğünde arkadaşlar. Ve LCD, IPS LCD bir ekran var burada. Gorilla Glass da korunuyor fakat Gorilla Glass'ın kaç olduğuyla ilgili maalesef bir spesifikasyona ulaşamadım. Benim tahminim Gorilla Glass 3 de korunuyor ama dediğim gibi yani detaylı incelemede detaylı bir şekilde bunun ne olduğunu da öğreniriz en azından firmadan. Şöyle söyleyeyim, telefonda %67.3 ekran kas oranı var. Evet, bu %70 bizim için biraz bir sınır ve ben %70'in altındakinin ekran kas oranına çok iyi demiyorum ama bu fiyat segmentine baktığınız zaman da çok da kötü sayılmaz. Nokia markasını özlemiştik, bunu belirtelim. Telefonda MediaTek'in 67-37 bir Yonga seti var. Bu Yonga seti zaten aşina olduğunuz bir Yonga seti. Bununla ilgili birçok telefon inceledik. 4 çekirdekli bir işlemci var. 1.4 GHz'de çalışıyor. Ve Cortex A53 çekirdekten oluşuyor. Adreno, özür dilerim. Bunda Mali T720 MP1. Tek çekirdekli bir Mali T720 Yonga seti var arkadaşlar. Adreno tabii ki değil. 16 GB bellek var. Burada evet birçok insan bunu eleştirebilir ama hafıza micro SD kart desteği var. 256 GB'a kadar micro SD kart desteğiyle yolumuza devam edebiliyoruz. 2 GB sistem belleği var. Orta segment telefon pazarında 2 GB sistem belleği yeterli mi, yeterli olmaz mı? Bunu açıkçası söylemek gerekirse telefonu kullanmaya başladıktan sonra size söyleyeceğim. 2 GB sistem belleği en azından yani kağıt üzerinde belki düşük gibi görünebilir ama telefonun nasıl bir kullanım sağladığını hep beraber göreceğiz burada. Arayüzünü hep beraber sizlerle inceleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Telefonda 8 megapiksel f2.0 değerine sahip bir arka kamera var. Aynı şekilde ön kameranın da 8 megapiksel ve f2.0 desteğine sahip olduğunu görüyoruz. 1.12 mikron piksel boyutu var. Bence bu orta segmenti kabul edilebilecek bir kamera çeşidi. LED flash ile desteklenmiş bir arka kamera var arkadaşlar. 720p'de video çekim var. Bunu belirtelim. 1080p değil Nokia 3. Nokia 5 1080p. FM radyo var. 2600 mAh pil var. Bu ekran boyutu, bu Yonga seti 2630 mAh pil gücüyle birleştiğinde nasıl bir performans sergileyecek? Bunu da yapacağımız gerçek kullanım pil testlerine göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Android 7.0 Nougat'la geliyor. Bunu belirtelim. Telefon gerçekten teknik özellik bakımından orta segmente, tam orta alt segmente tam yakışır bir telefon. Çünkü bunu orta alt segment diyebiliriz. Nokia 5'e orta segment diyebiliriz. Nokia 6'ya da orta üst segment rahatlıkla diyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelin bu telefonun kutusunu açalım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Alüminyum çerçeve var telefonda. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. 4G desteği zaten var. Telefonlarda artık bunları söylemeye bile gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi telefonun kutusunu açalım. Nokia markasını gerçekten çok özledik. Nokia bize ne sunuyor, ne sunmuyor? Hadi gelin bir bakalım. Hemen telefonun kutusunu açalım.
Bakalım telefonun kutusunu açtığımızda bize ne sunacak? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Nokia şu anda arkadaşlar Vodafone'da satışta. Yani ilk 3 ay sadece Vodafone tarafından, Vodafone kullanıcıları ya da ne bileyim Vodafone kullanan kişiler bunu alabilecek. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki bunun orijinal şeyi de var. Nedir o? Peşin olarak da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Şimdi telefon klasik bir Nokia kutusuyla karşımıza çıkıyor. Gerçekten de hani Nokia'nın bu kutu yapısını oldukça özlemiştik. Hani birçok firmanın bu tarz detaylara önem vermediğini görüyoruz ama Nokia, bana sorarsanız bu Connecting People olayına, işte parmakla eskiden, şimdi artık eller birleşmiş gibi bir izlenim var herhalde. Gerçekten oldukça başarılı bir işimizi atıyor. Şimdi hemen şuradan şunu da yırtalım. Ve telefonun buradan kutusunu bu şekilde açalım arkadaşlar. Şu bıçağı şöyle kenara koyayım. Oldukça güzel bir yapı bizi karşılıyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Evet. Telefon bizi karşılıyor arkadaşlar. Telefonu buradan alıyorum ve kenara koyalım. Telefonu daha sonra açacağız, bakacağız. Buradan teknik dokümantasyonlar çıkıyor. Ve bir de iğnemiz çıkıyor arkadaşlar. Hızlı başlangıç kılavuzumuz burada. Ve burada bir garanti belgesi de var. Bunu belirtelim. Burada bu kartonun içinde sadece iğne var. Yine Nokia her zaman alışık olduğumuz gibi dokümantasyonlara ciddi anlamda değer vermiş. Nokia'nın telefonlarına her zaman bu değer verilmiştir. Burada bir kutu var arkadaşlar. Bu kutunun içinde de tabii ki şarj aletimiz ve kulaklığımız var. Bunu belirtelim. Burada bir şarj aletimiz var. Hemen şöyle bakayım arkadaşlar. 1 amperlik bir şarj aletimiz var. Hızlı şarj özelliğinin olmadığını da belirtelim Nokia 3'te. Yani maalesef hızlı şarj özelliği yok. Buraya başka ne var arkadaşlar? Evet. Burada micro USB, yani şeyimiz var. Nedir o? İşte data kablomuz, şarj data kablomuz. Bunun yanında bir de burada kulaklık var arkadaşlar. Bu kulaklık ne kadar başarılı diye sorarsanız, bunun tabii ki testini yapacağız ama ben en azından ilk gördüğüm, yani çok başarılı bir kulaklık olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Maalesef Nokia 3 anlamında çok başarılı bir kulaklık ortaya koymamış ama bunu dediğim gibi incelemede nasıl bir performans sunduğunu hep beraber göreceğiz. Yani LG G5 de aslında bakarsanız kötü bir kulaklıktı dışarıdan baktığınızda ama ses performansı çok kötü olan bir kulaklık değildi mesela o. Belki o da böyle bir şey sunabilir diye düşünüyorum. Telefon burada. Telefon gerçekten, telefonu yakından göstereceğim zaten size. Telefon oldukça iyi ve güzel görünüyor. Nokia yazısını gerçekten özlemiştik arkadaşlar. Telefonu şuradan çıkartabilirsek. Arkadaşlar hemen telefonu şuradan çıkartalım ve telefonu size yakından göstermek istiyorum. Arka taraf plastik bir yapısı var arka tarafın ama bu güzel görünüyor. Yani bu kötü görünen bir plastik değil, mat bir plastik ve gerçekten de telefonun görüntü anlamında ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Şurada Nokia markasını görüyoruz. Normalde evet, hani hep böyle diklemesine ya da yatay yazılan bir marka olduğunu görürdük telefonlarda. Nokia bu şekilde bir marka konuşlandırmış buraya. Gerçekten bu oldukça enteresan ve güzel görünüyor. Telefonun arkasında 8 megapiksel kamera ve LED flaşı görüyoruz. Bu da zaten incelemede bunların hepsine değineceğiz. Yan taraf alüminyum ve gerçekten de çok sağlam bir alüminyum benziyor. Hep şunu derdik, yani Nokia telefonlar çok sağlamdır diye. Hatta burada 51 ohm var. Hakikaten telefon hala taş gibi bir telefon. 11 çift sıfır var. Bunlar hala insanlar tarafından hala kullanılıyor arkadaşlar, yani bu telefonlar, Nokia'nın bu telefonları. Bu Nokia'nın kaç modeli olduğunu ben şu an hatırlamıyorum. Çünkü ben bu telefon muhtemelen olduğunda ben akıllı telefona geçiş yapmıştım. O yüzden bu modeli kesinlikle ve kesinlikle bilmiyorum ama insanlar hala bu telefonları kullanıyorlar. Nokia'nın o sağlamlık algısı halen devam ediyor diyebilirim rahatlıkla. Telefonun üst tarafında işte 3.5 metre kulak girişinde ve gürültü engelleyici mikrofonu görüyoruz. Çok da detaya girmek istemiyorum. Burada anten noktalarını görüyoruz arkadaşlar, altta ve üstte. Gerçekten telefon oldukça güzel ve şık görünüyor. Bu fiyat segmentine göre oldukça yeterli ve iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum telefonun enerjiden bu bağlamda. Nokia yazısını görüyoruz gerçekten. Yani şunu söyleyeyim. Yani özlemişiz arkadaşlar Nokia'yı. Hani birçok insanın, özellikle benim yaş grubumdaki birçok insanın telefonunun Nokia olduğunu biliyoruz ve bu bağlamda bu markayı insanın özlediğini biliyoruz. Şimdi kutu içinden çıkan aparatlar ve telefon detayları bunlar.
ben dediğim gibi telefonun şu anda bize ne sunduğunu, ne sunmadığını, en azından arayüz tarafında ne sunduğunu, ne sunmadığını göstermeyeceğim. Çünkü bunu detaylı olarak incelemesini yaptığımız zaman bunları göstereceğim size. Telefonun şimdi yapılandırması gerekecek. Dediğim gibi çok da uzatmak istemiyorum için videoyu. Bu taraftaki telefon arayüz tarafında bize ne sunduğunu detaylı incelemeye bırakmak istiyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ben burada ayrıca şunu da söyleyeyim. Kapasitif tuşlar var. Bu kapasitif tuşlardan dolayı biraz telefonun ekran kasa oranının fazla olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi oldukça yeterli bir ekran kasa oranına sahip telefon. Şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Detaylı incelemeye görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar son olarak bir şey söylemeyi unuttum. Hemen şöyle söyleyeyim. Vodafone'da bu peki telefonlar kaç paraya satılıyor dersiniz? Hemen şöyle söyleyeyim. Nokia 3 şu anda tarife ek 45 TL'ye Vodafone bayilerinden alabiliyorsunuz. Kasko yaptırmak durumunda kalırsanız eğer de 5 TL sadece fark alınıyor ki kaskosuz telefon kesinlikle kullanmamanızı size öneriyorum. 45 TL, 5 TL'de kasko parası öderseniz aylık 50 TL'ye bu telefona rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Gerçekten de hani çok para vermeden ben bir telefon kullanmak istiyorum Nokia'da olsun diyorsanız bence oldukça iyi bir telefon. Bakalım önümüzdeki günlerde yapacağım detaylı karşılaştırma testleri zaten telefonun nasıl performansını hep beraber göreceğiz.